Ve karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Geriye düştünüz, sonra beraberliği yakaladınız son anlarda. Yorumunuz nedir? Evet, şunu söyleyebilirim. Maçın başından sonuna kadar kazanmak isteyen taraftık. Tabii Beşiktaş da kazanmak için mücadele etti ama oyuncularımın vermiş olduğu mücadele beni çok mutlu etti. Maça çok iyi başladık, hızlı başladık. Pozisyonlar bulduk. Penaltıyla geri yenik duruma düştük. Bence çok ağır bir karardı. Bunu da söylemiş olayım. Buna rağmen maça tutunduk. Fazlasıyla pozisyona girdik. Belki de bugün kazanamadığımız için çok çok bir puana bile belki üzülecekken son dakikalarda attığımız golle bir puan almak en azından bugün biraz oyuncularım adına mutlu oldum. Ama dediğim gibi maçın içinde kalmak, oyunumuzun geliştiğini her maç, her hafta görmek beni gelecek adına umutlandırıyor. Hocam, hakem kararı dediniz, o konuda neler söylemekse biraz daha açacak olursanız yani konuyu. Şöyle söyleyeyim, bu tür penaltılar uzun zamandır ligimizde çalınmıyordu ama bu sene ne hikmetse biraz daha basitleşti. Kalecinin eliyle oyuncuya teması yok. Oyuncu biraz kaleciye doğru gidiyor. Benim için çok ağır bir karardı. En azından şunu söyleyebilirim. VAR'da çok izlenip, çok beklenip bir şey aranması biraz düşündürücü. Üzülüyoruz. Çok emek veriyoruz. Bu kadar basit penaltı verilmesi bence doğru değil. Biraz daha düşünmeleri gerekiyor. Hakemlerimiz genç. Evet, baskı altında kalıyorlar. Maç yöneterek belki de bu tecrübeyi kazanacaklar ama tabii büyük takımların lehine verilmiş şeyler onları çok acıtmıyor. Öyle düşünüyorum ben. Ama bizim gibi takımlara hata yapıldıktan sonra karşılığı da olmuyor fazla. Belki de bu onları biraz rahatlatıyor ama ben onlara yine de güveniyorum. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum tabii onlarla ilgili ama ne olursa olsun biraz daha dikkat etmelerini rica ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet, Selçuk İnan'ın açıklamaları dinledik. Hakem konusunda varyansını etti biraz ama yani pozisyon VAR'dan zaten geldi. Offside de incelendi. İki tane offside pozisyonu vardı. Onda o da incelendi ama evet. Pozisyon netti ya. Bana da öyle geliyor. Yani benim düşüncem o tabii. Maç içinde herhalde hocanın, o sıcağı sıcağına. Tabii bir de televizyondan izleyince daha net izleyince şey görülecek. Yani çok tartışılacak bir pozisyon. Ki o da kendi olmadı. İçin çok kritik bir puan aldı. Yani Trabzonspor'dan tabii aldığı şey, büyük takımlardan aldı. Yani Gaziantep'in evet, kadro kalitesini de bir konuşmak oldu. Lazım. Sadece bunlar tabii oraya geleceğiz ama. Birazdan ona yani geliriz. Dediğim gibi Galatasaray'dan başladık. Ondan devam edelim. Sen neler söylersin maçla ilgili Mehmet? Galatasaray'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki burada zaten söylenen şey son iki maçtır kazanılan, alınmış maç, görünen maçı berabere bitirmesi, puan kaybı. Burada da bugün bana göre iki yarılı maç gibi. Yani ilk yarı daha tempolu oynayan bir Galatasaray takımı skoru aldıktan sonra doğal olarak o iki maçın vermiş olduğu sıkıntı, stres bence ikinci yarıya biraz daha yansıdı. Otomatik olarak biz Galatasaray takımını nasıl görürüz? İlk yarıları genelde çok daha tempolu oynar ve skoru arttıran bir Galatasaray takımı olarak görürüz. Bugün Icardi'nin bence tabii oyun içinde çok zeki oyuncu. Ama Icardi'nin form grafiği tabii ki bu son haftalarda, özellikle bu maçta kaleye galiba yanılmıyorsam şutu yok. Bir de Galatasaray takımıyla alakalı şöyle bir şey var. Son 23 günde 7 maç yanılmıyorsam. Bütün takımlar bu bahane değil, büyük takımların bahanesi yok. Ama ne olursa olsun hep Galatasaray takımının bir çizgisi var. Galatasaray takımı mağlup olmuyor.